Eğer bisikletinizi ulaşım amaçlı kullanıyorsanız, örneğin gündelik işlerde bisiklet sizin için amaçtan çok bir araç ise bu video tam size göre. Özellikle İzmir'de işe bisikletle gidenler gibi gruplara üye olan arkadaşlar için harika bir video bu. Bu videomda ne yapıyoruz? Fixie bisiklet, single speed bisiklet nedir? Bunu inceliyoruz. İlk etapta şunu bir ayıralım. En çok karışan kavramlardan bir tanesi bu. Single speed nedir? Fixie bisiklet nedir? İkisinin arasında tek bir fark var. En basit diliyle single speed'de pedalı geriye çevirebiliyorsunuz. Fixie'de geriye çeviremiyorsunuz. Yekpare olarak hareket ediyor. Aynı anda hareket ediyor. Şimdi single speed dediğimiz bisikletler tek vitesli. Yani tam olarak Türkçesiyle single bekar. Tek, tekil anlamına geliyor. Tek vitesli bisiklet. Yani vitessiz bisiklet oluyor. Bunda pedalı geriye çevirebiliyorsunuz. Yani arka göbeğiniz geriye dönebiliyor. Fixie'de hiçbir şekilde geriye pedalı çeviremiyorsunuz. Pedalı geriye çevirdiğinizde bisiklet de geri hareket etmeye başlıyor. Bunların arasındaki en büyük fark budur arkadaşlar. Fixie bisikletler, single speed bisikletler genelde tek frenli veya frensiz olabiliyor veya çift frenli olabiliyor. Bu yüzden piyasada gördüğümüz bizim Türkiye'de satılan bisikletlerde işte benim bu elimdeki Fuji Feather gibi çift frenli olarak satılıyorlar. Şimdi single speed ya da fixie bisikletlerde vites olmadığından bahsettik. Peki bu bisikletleri nerede kullanabiliriz? Hangi şeyler ön plana çıkıyor? Single ya da fixie bisikletlerde en ön plana çıkan şey dişli oranları. Yani ön ayna kol dişlisi ve arkadaki dişlinin üzerindeki diş sayısı önemli. Bu da neden önemli? 3 sebebe bağlayabiliriz bunu. Birincisi bisiklete ilk bastığınızda uygulayacağınız gücün yoğunluğu. İkincisi bisikletin maksimum hızı. Üçüncüsü bu bisikleti düz yolda mı kullanacaksınız yoksa yokuş mu çıkacaksınız? Dişli oranlarını işte bu 3 sebep öne çıkartıyor. Şimdi dişli oranlarından bahsettik. Peki alacağınız bir fixie ya da single speed bisiklette dişli oranları ne olmalı? Bunlar aslında çeşit çeşit. Hatta yurt dışında bunların arkadaşlar yarışları bile yapılabiliyor. Mesela 44-16 yokuş için 2.4 olması lazım vites oranı. Yokuş için kullanılıyor. Uzun yollarda yüksek hız için 52-13 dişli oranı kullanılıyor. Bunun da yanlış hatırlamıyorsam dişli oranı da 4'e eşit geliyordu. Normal yani standart işte Carraro'dur, Fuji'dir. Bu tip bisikletlerin, bu tip bilinen markaların sattıklarında genelde 46-16 gibi dişli oranlarına sahip. Bunların da çeşit çeşit isimleri var. Mesela 52-13'e uçan adam diyorlar yurt dışında. Ondan sonra 44-16'ya löp löpçü diyorlar. Bizimkine de 46-16'ya da orta direk diyorlar. Yani biz bunu orta direk şaban olarak da değiştirebiliriz. Bu bisikletlerden almaya karar verdiğinizde single speed mi alacaksınız, fixie mi alacaksınız? Kafanız karışabilir. Oysa ki piyasada satılan bisikletlerde flip flop göbekler var. Flip flop göbek ne oluyor? Ekranda gördüğünüz gibi tekerleği söküp ters çevirdiğinizde bisikletiniz single speed oluyor. Tekrar söküp ters çevirdiğinizde fixie bisiklete dönüyor. Yani çift dişlili göbekler oluyor bunlar. Bir taraf fixie, bir taraf ise single speed'e uygun dişliye sahip oluyor. Gündelik yaşamda bisikleti hayatınıza sokmak istiyorsanız, özellikle bisiklet kıyafetiyle değil de gündelik kıyafetlerinizle bisiklet kullanmak istiyorsanız, bisikleti amaçtan çok araç olarak kullanacaksanız single speed ve fixie bisikletler tam size göre. Artı retro tarzlarıyla tarzınıza tarz da katıyor. Ekstradan üzerinize ekstra bisiklet kıyafetleri giymeden günlük yaşamınızda işinize giderken, okulunuza giderken, markete bakkala giderken bu bisikletleri kolayca kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden benim size tavsiyem böyle bir amacınız varsa kesinlikle bu bisikletlerden bir tane edinin arkadaşlar. Bu hafta benden bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.